başlık etrafında bir Türkiye önermesiyle girmek, bunun altını çizen sol ve sosyalist güçlerle beraber bir ortak süreç inşa etme konusunda gerekli iradeyi, gerekli çabayı, peki, çalışmayı yapıyoruz. Buradan bir aday, bir muhalefete karşı bir aday çıkmayacağı gibi bir sonuç çıkarıyorum. Doğru mu bu? Sorun bu değil ama böyle bir... Şimdi tabii bu da mümkündür. Yani biz illa Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday çıkartır. Yani bu benim gözlemim şu an. Yani böyle bir karar vermiş değiliz, onu söyleyeyim. İlla Cumhurbaşkanlığına bir aday çıkartacağız diye bir tutumumuz olur diye bir şey, olmaz diye de bir şey söylemiyorum. Ama mesela diyelim ki yani Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir muhalefet adayını bulduk karşımızda. Yani çok rahat söylüyorum yani. Sonuç olarak en azından bazı değerlerin taşıyıcısı olabilmek açısından, kendi fikrimizi yaymak açısından bunu değerlendirebiliriz. Yani biraz biz de AKP-MHP bloğunun yenilmesini zorlaştıracak pozisyon içerisinde olmayacağız. Yani bunun altını çiziyorum. Bu dalgadan kopmayacağız ama biraz tabloyu görmek gerekiyor. O yüzden Cumhurbaşkanlığına illa bir aday çıkartırız veya çıkartmayız gibi bir bağlam, kendimizi bağlamak şu an doğru değil. Anladım. Burada içerik önemli, tutum önemli. Evet. Türkiye'nin yeni sürecinde nasıl bir rejim, nasıl bir iktidar sorusuna verilecek, evet, yanıtlar ve siyaset önemli. Alper Bey, birazcık toparlayarak cevapları gidelim çünkü zamanımız az kaldı. Hem Emin'in hem Barış'ın var. Ben şunu söyleyeyim, bu sadece sizin görüşünüz. İkinci bir ekmek için Ekmelettin durumunda yalnız kalmayacaksınız. Yani o tutumunuz doğrusu kesin. Bunu herhalde hepimiz aynı şekilde düşünüyoruz. Şimdi biraz önce Barış'ın ve Şirin'in sorularına verdiğiniz yanıtlarda benim açımdan önemli bir nokta vardı. Dünyanın sol değerlerin yani gerçek anlamda başlangıcı kurumsallaştırıldığı dönemden bile daha çok sol değerlere ihtiyacı var. Bunun birçok nedeni var ama ben sadece iktisadi nedenini söyleyeyim. Teknolojinin yarattığı gücün eski dille temerküz etmesi, paranın temerküz, yani bir elde toplanması, o 1'e karşı %99. Bunun her yerde görüyoruz. Sırf bu nedenle bile bunu dağıtmak, parçalamak için bile, daha adil dağılmasını sağlamak için bile sol değerlere ihtiyacımız var. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, bu bütün dünyanın sorunu. Bunu yapmadığımız anda sol değerleri yeniden dünyanın gündemine sokmadığımız ama modern anlamda yeniden, o eski 19. yüzyıl şeysiyle değil, modernize ederek sokmadığımız anda bunu kaybedeceğiz. İnsanlığımızı kaybedeceğiz. Evet, o yüzden süremiz azalıyor. Şunu sormak istiyorum size. Bunun için siz halka ne söyleyebilirsiniz? Ne söyleyebiliriz halka? Bunu bize bir söyler misiniz? Diğer muhalefet partilerinden farklı olarak ve iktidardan farklı olarak. Şimdi birincisi, bizim söyleyeceğimiz nokta bir, yönetim anlayışı bağlamında bir farklılığımız var. Bunun altını her zaman çizdik, her zaman söyledik. Halkın doğrudan söz ve karar sahibi olduğu demokrasi organlarını geliştirmek, yerel yönetimleri, yereli güçlendirmek, bu manada bir demokrasi anlayışı olarak temsile sığmayan, temsille kendisini ifade etmenin ötesine geçen, daha doğrudan bir halk örgütlenmesi, halk egemenliğini tesis eden bir yönetim anlayışı, yani bu oldukça önemlidir. Yani burjuva demokrasisini de aşan bir demokrasi anlayışıdır. Doğrudan demokrasi organlarını geliştirmek. Yani ben burada teorik olarak anlatıyorum. Tabii halka böyle anlatacak halimiz yok. Yani halkın kendisini seçim zamanlarında bulduğu değil, her gün her yerde kendi fikrini, kendi sözünü taşıyabildiği, kendi denetimini yapabildiği, kendi öz örgütlenmesiyle siyasal sürece her an katılabildiği doğrudan bir demokrasi ve siyaset anlayışı, bunun geliştirilmesi oldukça önemli bir. İkincisi, ekonomik manada zaten kamuculuk yeniden. Kamuculuk yeniden derken devletçiliğin ötesinde bir şeyden söz ediyorum. Yani devletçilik diye özdeşleştirme olarak görülmemesi lazım. Özel çıkara dayalı değil, toplumsal çıkarı esas alan, evet, ve demokratik planlamaya dayalı. Bu da önemli. Plansız, anarşik bir ekonomik sistemi var kapitalizmin. Bu plansızlık ve anarşik ekonomik sistemin yarattığı sonuçlar
ortada, yani altta kalanın canının çıktığı bir toplumsal düzenle karşı karşıyayız. Ve burada çok önemli bir mesele, bizim açımızdan doğayla barışık bir ekonomi. Yani doğayı kucaklayan, doğayı tüketmeyen, doğayı sömürmeyen, doğayı metalaştırmayan bir ekonomi. Büyümeyi sorgulayan bir ekonomi, kalkınma anlayışını sorgulayan bir ekonomi. Ekolojist bir ekonomi. Evet, peki. Yani, cümlenizi bitirin lütfen. Ondan sonra Barış'a da bir soru sus hakkı vereceğim. Sonra bitirmemiz gerekiyor. Söyleyin, buyurun. Ya bir de en önemli mesele bugün bir arada yaşam açısından en önemli mesele laiklik meselesi. Laikliğin özellikle dindar muhafazakar kesimler laiklik bir dinsizlik olarak algılatıldı. Öyle bir ideolojik hegemonya kuruldu ki artık laiklik sözcüğünü bile kullanamaz hale geldi. Laiklik dinsizlik değil, tam tersine din ve vicdan özgürlüğü ama inanmama özgürlüğü, bunu da anlatmamız gerekiyor. Yani bunun da altını çizmek gerekiyor ve laiklik bizim açımızdan bir önemli nokta, bunun altını çizeyim. Dini de bir manada özgürleştirmek laiklik. Yani dinin de özgürleşmesini sağlamak. Bu nasıl diye sorabilirsiniz. Çünkü bunların elinde din köleleştirilmiş vaziyettedir. Siyasetin, ticaretin bir istismar aracı kılınmıştır. Dini ait olduğu yere göndermek açısından da laiklik solun en önemli başlığıdır. Sol laiktir. Bunun altını çizmek gerekiyor. Peki. Ve bağımsızlık. Peki. Alper Bey, Barış'a da bir son soru hakkı vereyim. Ondan sonra teşekkür edeceğiz. Son olarak şunu soralım. İsmail Kahraman yine sahneye çıktı. Hep böyle anlarda sahneye çıkıyor. Ve çıktı, dedi ki, değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. 24, 61, 82 gibi dindar bir anayasa olmalı dedi. Yani hem anayasayı değiştirmeyi önerdi, hem anayasanın değiştirilemez maddelerini değiştirmeyi önerdi, hem de dindar anayasa ne demek yani? Anayasa anayasadır nihayetinde. İnsanlar dindar olabilir ama anayasanın kendisinin dindar olması başka yeni bir rejim tartışması başlatacak şekilde bir kapı açtı. Siz İsmail Kahraman'ın çıkışını nasıl buluyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı bunu söyle demiş midir? Çünkü kendisi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili. Yani bir temsili yetkisi de var Cumhurbaşkanlığında. Cumhurbaşkanı demiş midir, yoksa İsmail Kahraman, siz biliyorsunuz, Milli Türk Talebe Birliği'nden, işte İmran Öktem'in cenazesinden, 6. Filo hadisesinden, oradan gelen böyle bir damarı tutarak her seferinde aynı yere vurduğu ve bu da artık zaten hep böyle biri diyeceğiniz bir çıkış mı bu? Yani öyle görmemek lazım. Yani dindar demesinin nedeni dinci bir anayasa diyememesindendir veya şeriat diyememesindendir, İslamcı bir anayasa diyememesindedir. O yüzden yumuşatıyor. Yani sonuç itibariyle İslamcılık Türkiye'de evrimci bir tarzda zaten inşa ediliyor. Yani böyle bir iktidar yavaş yavaş pişirilerek, topluma yedirilerek, içselleştirilerek yavaş yavaş yedirilmeye çalışılıyor. Dikkat ederseniz başta eğitim olmak üzere toplumsal yaşam dinselleştirilmeye, dincileştirilmeye çalışılıyor. AKP bir gömlek giydirmeye çalışıyor Türkiye toplumuna. Yani çok karşı çıkıyordu toplum mühendisliğine. Bir toplum mühendisliği projesi var. Dindar bunu söyledi zaten. Erdoğan da söyledi. Dindar, kindar nesil. Yani bunu unutmadık. Bu konudaki uygulamalardan vazgeçmiş değiller doğrusunu söylemek gerekirse. İsmail Kahraman gibi tipler bazen kamuoyunun nabzını ölçmek için çıkıyorlar. Böyle cümleler kullanıyorlar. Nabız ölçülüyor, geriye adım atılıyor. Ya, yani bir adım geri, iki adım geri tarzında bir taktik uyguluyorlar. Belki evet. Şunu sormak gerek. Bu programda geniş ele alamadık. Belki konuşuruz ama Oğuzhan Asil Türk üzerinden Saadet Partisi tabanına seslenmeye çalışan bir iktidar vardı ama Oğuzhan Asil Türk'ün vefatıyla birlikte Saadet Partisi bugün iki görevi birden Temel Karamollaoğlu'na verdi. Yani bundan sonra partinin tek sesi değil tabii de tepe yönetim açısından söylüyorum. Yani Millet İttifakı'yla birlikte hareket etmesi beklenen Saadet Partisi'nin başı Temel Karamollaoğlu oldu. Artık Oğuzhan Asil Türk olmayacak.
Dolayısıyla birden Karaman bu boşluğu mu doldurmaya çalışıyor? Ne diyorsunuz? Yani dindar, gerçekten dindar ve yaşça ileri tabana seslenecek birileri lazım. Bu mudur?